Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hem yeni bir videoyla hem de yeni saç rengimle karşınızdayım. Bu benim de açıkçası şu an alışma sürecinde olduğum bir durum. Biliyorsunuz çok uzun süredir sarı olarak kullanıyordum saçımı. Hatta en sonki sarımdan hiç memnun değildim. Böyle biraz bana çiğ bir renkmiş gibi geliyordu. Çok uzun süredir değiştirmek istiyordum. Sonunda cesaret ettim ve kendi doğal saç rengime geri döndüm. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda benimle yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu bir ne videosu olacak derseniz son zamanlarda kullandığım favori ürünlerimden bahsedeceğim size. Fakat sadece favori makyaj malzemeleri ya da kozmetik demeyelim. Araya birkaç giyim ve başka şeyler de kattım bu sefer. İlk olarak dilerseniz yine kozmetikten başlayalım. Elimde bu sıralar en sık kullandığım ten ürünüm var. Belki beni yakından takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, ben ten makyajıyla ilgili çok fazla ürün denemeyi seviyorum. Ve böyle hem ince yapıda ama aynı zamanda kapatıcı, yüzde böyle yokmuş gibi duran bir ürün arıyordum. Guerlain markasının Beauty Booster'ı. Bu ürünle ben aslında tamamen tesadüf eseri tanıştım. Aklımda Guerlain'in Baby Glove'unu almak vardı. Erkek arkadaşım yurt dışına gittiğinde ona sipariş verdim, bana Baby Glove'u alıp getirir misin diye. O da Baby Glow'dansa bunun daha güzel olduğunu düşünmüş kendi kendine bir erkek olarak. Ve bana bunu almış gelmiş. Ve yine tesadüf eseri rengi benim cildimle birebir oldu. Ve bu aralar sürekli bunu kullanıyorum. Çok ince yapılı ama aynı zamanda kesinlikle kapatıcılığı var. Benim ufak tefek lekelerimi kendiliğinden kapatıyor. Ama kesinlikle ciltte maske gibi durmuyor. Gün içinde cildimin nefes aldığını hissedebiliyorum. Ağırlık yapmıyor suratımda. Çok çok güzel bir ürün. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de satışı var bu ürünün. Ürünle ilgili tek sorun bence Guerlain markasının Türkiye'de pahalıya satılıyor olması. Normalde 30 pound almışken burada fiyatları bildiğim kadarıyla 180-190 civarı oynuyor. Ama yine de bence değecek bir ürün. Çünkü şu ana kadar denediğim BB kremler, fondötenler arasında açık ara farkla en iyisi diyebilirim. Sıradaki ürünüm bir oje. Hatta şu an tırnaklarımda da olan bir oje. Bu oje Deborah Milano'nun bu jel efektli ojelerinden 59 numara. Aslında nude bir ton ama içinde böyle gül kuruluğu, birazcık pembelik var. Ben normalde pembe oje hiç sevmem. Ve genelde kullanmadığım bir şeydir ama bu o kadar böyle hoş bir pembe ki tam böyle sonbahar, kış renklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir renk. Bu aralar dönüp dolaşıp bu ojeyi sürüyorum. Renginin yanı sıra tek katta gerçekten çok opak, hemen tırnağı örtüyor. Ve aynı zamanda çok çabuk kuruyor. Benim için en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Çünkü ben ojeyi sürdüğüm zaman çok sabırsızım. Hemen hareket etmek istiyorum. Hemen kullanmak istiyorum ellerimi. Beklemeye hiç sabrım yok. O yüzden bu ojeyi oldukça sevdim. Benim bildiğim kadarıyla Watsons'larda satılıyor. Şimdi göstereceğim ürün aslında bitenler videosuna girmeliydi. Ama ben dayanamadım. Favoriler videoma da koydum. Çünkü son aylarda en sık kullandığım kapatıcım bu. L'Oreal'in True Match kapatıcısı. Bendeki rengi neymiş bunun? 4 numara, bej rengi. Ben bunu tesadüf eseri bir gün böyle kapatıcım bitmişti. Ayşegül'le telefonda konuşuyorduk. Ya ne alsam ya, bu aralar ne yapsam diye. Aman dedi, L'Oreal True Match al ya, gayet güzel, git alır. O arada da indirimdeydi tesadüf eseri Watsons. Ben de bunu o vesileyle aldım. Ama o kadar çok beğendim ki şu an bittiği için bir sonraki indirimi beklemeden sanırım alacağım. Kullananlardan bazıları çok kalın yapıda ve çok kapatıcı olduğunu söylüyor. Bence çok ağır bir ürün değil. Ben bu ürünü ıslak beauty blender ile uyguluyorum ve gerçekten çok güzel bir sonuç alıyorum. Hani göz altlarımı hem kapatıyor hem de ben böyle bir tık rengini açık aldım. Aynı zamanda aydınlatıyor da. Pudrayla sabitlenmeye gerek kalıyor mu diyecek olursanız aslında ben de çizgileri çok fazla dolma yapmadı ama ben yine de bu The Balm'ın Sexy Mama yanlış hatırlamıyorsam ismi. Pudrasıyla böyle bir kat, ince bir kat geçiyorum yine de sabitlemek için. Şu an sizinle paylaşacağım ürünü favorilerime koyacağımı hiç tahmin etmezdim. Çünkü biliyorsunuz ben hiç far kullanmaktan hoşlanmıyorum. Hoşlanmaktan ziyade bana zor geliyor, uzun geliyor farlarla uğraşmak. O yüzden hep böyle bir ince kalem çekip genelde göz makyajını tamamlıyor oluyorum. Ama bu ara şu Laura Mercier'in far paletine takmış durumdayım. Nedendir bilinmez. İçindeki renkler o kadar doğal ki, böyle çok güzel bir ten rengi, baz rengi var. Hani makyaja başlamadan önce göz kapağınıza sürebileceğiniz. Sonra çok güzel bir karıştırma bölgesine sürebileceğiniz bir renk var. Bir tane ışıltılı, bir tane kahverengili. Yani aslında bu tam benim renklerim. Sanırım o yüzden bu aralar bunu kullanıyorum. Hatta şu an göz makyajımı da onunla yaptım. Bana farı sevdiren palet diyebilirim bunun için. İçinde de aynı zamanda böyle 3 tane göz makyajı
için fırça bulunuyor. Bunları daha hiç kullanmadım. Hep kendi fırçalarımı kullandım. Bilmiyorum o yüzden bunlar nasıldır. Ama farların yapıları kesinlikle yumuşak. Çok çok fazla toz tutmuyor, kalıcı, göze sabitleniyor. Dediğim gibi renkler çok doğal, çok günlük makyaja uygun. O yüzden La Mer'in bu far paletini çok sevdim. Tek sorun bu paletin bir ismi yok. Yani bir numarası yok. Sadece böyle üstünde La Mer yazıyor. O da böyle var yok gibi, o kadar silik bir yazı ki. Bildiğim kadarıyla Beymen'lerde satılıyor. Hatta çok sık %50 indirime giriyor bu aralar. Aklınızda olsun. Beymen.com.tr'de de geçen gün karşılaştım. Bu ayın ruj favorisine geçecek olursak, bu ay benim en severek kullandığım rujum bu Golden Rose'un mat serisinden. Biliyorsunuz bu çok patladı bu seri. Herkes çok sevdi bu seriyi. Çok fazla paylaşan oldu. Ben de Instagram'da çok gördüm. MAC'in rujlarına böyle benzer olarak gösteriliyor. Gerçekten de aslında MAC rujlara biraz muadil olabilecek nitelikte. Oldukça mat yapısı ama böyle çok çizgi çizgi bence durmuyor. Ben tamamen böyle göz kararı 01 rengini aldım. Tester yoktu. Böyle baktım oradaki renklerde. Ya 01 olur herhalde bana dedim. Aldım. Böyle eve gelip açtığımda dedim ki ya bu çok açık bir renk. Ben de kesin böyle dudağıma concealer sürmüşüm gibi duracağım. Neyse denedim ve ondan sonra bayıldım ruja ve bu aralar sürekli bunu kullanıyorum. Dudağımda da şu an o var. Bilmiyorum tam rengi yansıyor mu. Ama böyle sütlü kahveli bir nude. Kesinlikle şeftalilik ve pembelik yok. Çünkü ben şeftali ve pembe alt tonlu nude'ları pek sevmiyorum. Benim cilt rengime pek uymuyor. Fiyat açısından da bunlar biliyorsunuz uygun fiyatlı. Ben bunu Watsons'tan 17 liraya mı almıştım, 18 liraya mı almıştım tam hatırlayamadım şimdi. Ama aldığıma çok memnun oldum. Diğer renklerine de en kısa zamanda bakacağım. Kozmetik favorilerim bitti. Şimdi gelelim bu ay giyimle ilgili en çok severek kullandığım parçalara. Bunlardan böyle birkaç tanesini buraya eklemek istedim. Çünkü gerçekten çok severek kullandığım şeyler oldu. Bir tanesi H&M'in bu çantası. Bu çantanın bu iki yüzü tamamen böyle kürk. Yapay kürk tabii ki. Burada böyle iki tane altın detaylı gözü var ve uzun bir sapı var. Nedendir bilinmez. Ben eskiden hiç küçük çanta kullanamazdım. Fakat bu kış böyle ufak boyuttaki çantalara takmış durumdayım. Bunu da çok sevdim. Çoğu kıyafetimle çok fazla uydu. O yüzden en sık kullandığım çantam oldu bu ay. Bu yeni sezonu şu an H&M mağazalarında bulabilirsiniz. Ve böyle küçük gözükmesine rağmen iki tane oldukça geniş gözü var ve içine bayağı bir şey alıyor. Tek sorun içine cüzdanımı sığdıramıyorum. O yüzden ben de bir aydır resmen cüzdanımı kullanmıyorum. Yani çantayı o kadar sevmişim ki cüzdanımdan vazgeçtim. İçine böyle ufak bir cüzdan yaptım ve içine attım bunu. Giyimle ilgili ilk göstereceğim favori parçam bu çantaydı. İkinci giyim favorim ise yine H&M'den tabii ki. Eminim sizi şaşırtmamıştır. Bu oldukça kullanışlı olan bu deri tayt. Biliyorsunuz deri pantolonlar ve taytlar bu kış bir anda çok moda oldu. Ben böyle geçen senelerde deri pantolon deyince ya deri pantolon giyer miyim ya? Biraz bana basit gibi geliyor. Nasıl kombinlerim ya falan gibi düşünceleri kafamdan geçiriyordum. Fakat bu sezon böyle bir deri pantolon arayışına çıktım. İstediğim gibi pantolon bulamadım ama bu taytı buldum. Bu taytın en önemli özelliği kesinlikle kaymıyor. Çünkü derin ne kadar tayt ve pantolon denediysem yürüdükçe aşağıda böyle toplanma ve büzüşme yapıyordu. Bunda öyle bir şey olmuyor ve içi böyle miflonlu pamuklu gibi bir kumaşla kaplı. Yani sizi böyle terletmiyor, rahatsız etmiyor falan. Belinin şöyle kalın lastikli olması da oldukça rahat, konforlu. Bunu böyle hem spor ayakkabılarla hem kısa butilerle kombinliyorum. Üstüne boğazlı kazaklarla, hırkalarla falan. Böyle kışın hani vaktiniz olmadığında evden çıkacağınız zaman şık olabileceğiniz bir kombin yapmış oluyor. Yine giyimden bir favoriyle devam ediyorum. Aslında herhalde favorilerine çorap koyan benden başka biri var mıdır hiç bilmiyorum. Nasıl bir çorap insanın favorisi olur? Ama ben bu Calzedonia'dan aldığım çoraplara bu kış bayıldım ve bu ay çok fazla kullandım. Bu böyle gri, simli, beyaz spor ayakkabılarla çok güzel oluyor. Özellikle Adidas Superstar giyiyorsanız ya da Nike Air Force giyiyorsanız böyle içinden bunların çıkması bilmiyorum bu kış çok hoşuma gidiyor. Bendeki gri ve simli bir rengini daha aldım hatta yakın zamanda. O da şu, bunu daha kullanmak nasip olmadı ama onu da göstermek istedim. Bu da böyle altın rengimsi gibi. Yine altın ışıltıları var. Bu da biraz daha kısa olanı. Dediğim gibi siz de beyaz spor ayakkabıları bu kış kullanıyorsanız ki çok revaçta görmüşsünüzdür siz de. Böyle simli çoraplarla kombinleyebilirsiniz. Giyimden sonra aksesuarlara geçelim isterseniz. Benim bu ay en sık taktığım aksesuarım şu
Lüzdemia kolyem oldu. Ne zamandan beri bu kolyelere sahip olmak aklımda vardı. Sürekli internet sitesini inceliyordum ve en sonunda dedim ki kendime bu ay doğum günü ayımdı. Bir hediye vereyim ve bu Lüzdemia vakıtı seçtim. Bendeki bu vintage modeli, yani bu dikdörtgen gibi olanı, zinciri de böyle iki renkli ve dolamalı. Bunun içine böyle istediğiniz sembolleri, ondan sonra plakaları koyup kapatabiliyorsunuz. Hem spor hem şık kombinlerle çok rahat kullanılıyor. Hani böyle birazcık boynunuza takıp unutabileceğiniz bir kolye. Instagram'da paylaştığımda çok fazla soran olmuştu. İşte zinciri hangi model, lakıtı hangi model diye. Aşağıya link bırakıyor olacağım. Oradaki linkten benim Lüzdemia'ma ulaşabilirsiniz. Yine aksesuar kategorisine girebilecek bir diğer ürün ise bu ay kolumdan çıkarmadığım kahverengi bu Daniel Wellington saatim. Bunu çok uzun süredir almak istiyordum. Hatta Türkiye'de satılan yerlere çok araştırdım, çok baktım. Emin olamadım çünkü benim bileklerim çok ince ve böyle büyük durur mu diye. Ve sonunda almaya karar verdim. Bu kahverengi saplı olanı. Modelin ismini dediğim gibi yine aşağı yazıyor olurum. Şu an tam ismini hatırlayamadım çünkü M'li bir ismi vardı. Hatta siz de benim saatimden almayı düşünürseniz ya da Daniel Wellington'a alışveriş yapmayı düşünürseniz %15'lik bir indirim kuponum var. Aşağıya onun ismini yazıyor olacağım. Siz de o indirimden faydalanabilirsiniz. Ve sıra geldi son favorime. Son favorim. Görmüş olduğunuz bu kitap. Aslında kitap tam diyemeyeceğim çünkü hani böyle oturup okunacak bir roman değil, bir hikaye değil. Bunun ismi sizi mutluluk denizinde yüzdürecek eğlenceli şeyler. İsmi çok hoşuma gitti. Böyle bazen işten geldiğimde ya da yoğun bir gün geçirdiğimde, stresli zamanlarım olduğunda bundan böyle bir sayfa açıyorum. Renkli renkli böyle içinde yazılar ve günlük mottolar var. Böyle gerçekten hani sizi mutlu edebilecek kısa kısa şeyler okuyorsunuz. Ben de bu çok hoşuma gitti. Nedendir bilinmez. Başucuma koydum bu kitabı. Böyle canım ne zaman sıkılsa ya da gece yatmadan önce böyle kafa dağıtmak istediğimde açıp bir sayfasına bakıyorum. Hatta ve hatta kitabın en sonunda şöyle çok dizi sticker'lar var. Rengarenk üstleri ve yazılar var. Bunları da hatta telefonumun üstüne yapıştırmayı düşündüm. Telefonumun arkasına. Çünkü çok cici şeyler var. Gerçekten bunu da D&R'dan aldım ben online sitesinden. Benim son zamanlarda severek kullandığım ürünlerim bu şekildeydi. Sizin bana önermek istediğiniz, bu ay favoriniz olan ürünler varsa aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tarz favoriler videolarını seviyor musunuz? Onları da bana yazarsanız sevinirim. Ben de videolarımı ona göre şekillendireceğim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz şuralardaki linkten abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.